diğer tavsiyeye geçiyor. Dostum, imanını murakabe eyle. Suretinin güzelliğine bilgi ziynetini ekle. Suretini bilgi ziynetiyle süslersen, daha önce sahip olmadığın bir güzellikle tezahür eder. Onu beğenirsen, bu kez bilgiye göre amel etmek ziynetini kendisine ekle ki güzelliğine güzellik katılsın. Amel, süsünün güzelliğini görünce onun suretine bağlanır ve aşık olursun. Bu durum seni nefsinin gücü ve takati üzerinde zorlamaya sevk edebilir. Böyle bir durumda ameli rifk özelliğiyle süsle. Çünkü ne gökte ne yerde hiçbir şey baki kalmaz. Şöyle denilir: İlla bir şey ötekine eklenecekse bilgiye eklenen hilim özelliğinden daha güzeli yoktur. Biri sana kötü söz söylediğinde nasıl küfrettiğine bakmalısın. Sende bulunan bir sıfatı kullanarak kötü söz söylemişse onu kınama. Sadece doğru de ve kendini kına. Kınanmış o özelliği nefsinden gidermeye çalış. Kötü söz söyleyene de söylediği söz nedeniyle teşekkür et. Hiç kuşkusuz sana yararlı bir tavsiyede bulunmuş, maksadı fayda vermek olmasa bile Allah onu konuşturmuştur, o kötü söz söyleyeni. Ve sen de söyleyene değil Allah'a bak. Sende bulunmayan bir özellikle sana küfretmişse onu bir öğüt ve sakındırma işareti saymalısın. Böylece o söz ve öğüt gelecek zamanlarda o kötü özellikle nitelenmeni engeller. Demek ki sana kötü söz söyleyen kişi her halükarda nasihatta bulunmuştur. Söylediğinde doğru söylemişse şöyle demelisin: Allah beni, seni ve bütün Müslümanları bağışlasın. Yalan söylemişse ona şöyle söyle: Allah seni bağışlasın. Beni bir hususta uyardın. Senin bu uyarın olmasaydı o hatayı işleyecektim. Size afiyet olsun, hoş halde kalınız. Bizim mallarımızdan helal olanların izzeti için.